Herkese merhaba. Vitaminli Mutfağa hoş geldiniz. Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktalarını paylaşacağım bugün sizlerle. Gördüğünüz gibi harika tane tane pirinç pilavım oldu. Kanalıma abone olarak tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu açmayı, yorum yapmayı ve tarifleri paylaşmayı unutmayın. Şimdi pilavımızı yapmaya başlayalım. Derin bir kaba 2 su bardağı pilavlık pirinci alıyorum. Yerli pilavlık pirinç kullandım ben. Üzerine oda ısısında su ilave ediyorum ve pirincin nişastasını bırakması için, salması için 10 dakika suda dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda pirinci süzüyorum. 2-3 defa bol suda pirincimi yıkamaya devam ediyorum. Pirinç nişastasını bırakırsa pilavınız lapa lapa olmaz, tane tane olur ve süzülmesi için süzgeçte bırakıyorum. Diğer taraftan bir tencereye çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını açıyorum. Yarım çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Arpa şehriyeler kavrulduktan sonra yıkayıp süzdüğüm 2 su bardağı pilavlık pirinci ilave ediyorum. Ocağımın altını kıstım. Pirinçleri 2-3 dakika kadar kavuracağım. Bu aşamada yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağının yanmaması için sıvı yağ ile birlikte ilave etmeyin. Bu aşamada pirinci koyduktan sonra tereyağını ilave etmeniz daha doğru olur. Tereyağınız yanmaz, kararmaz. Pilavınız daha lezzetli olur. Ben tavuk suyu kullanacağım için tereyağını az koydum ama eğer tavuk suyunuz yoksa siz tereyağınızın miktarını arttırın. 3 su bardağı tavuk suyu ilave ettim. Oda ısısında 3 su bardağı tavuk suyunu ekledim. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Tuzun her tarafını pilavın karışması için hafifçe karıştırıyorum. Ocağımın altı orta hararette bu arada. Tavuk suyu ısındığında ocağımın altını kısacağım. Gördüğünüz gibi hafifçe kabarcıklar oluşmaya başladı. Tavuk suyu hafif kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağımın altını kısıyorum.
Tencerenin kapağını kapatıyorum ve 12 dakika pişiriyorum. 12 dakikanın sonunda pilavım pişti. Ocağımın altını kapattım. Pilavımı birazdan demlenmeye bırakacağım. Demlendirmeden önce gördüğünüz gibi çok hafif bir şekilde pirincimi ısısının her tarafına dağılması için çok hafif bir şekilde karıştırıyorum. Pirinçleri kırmadan. Tane tane harika bir pilav oldu gördüğünüz gibi. Hafif bir şekilde bu şekilde ısısının her tarafına dağılması için karıştırdıktan sonra tencerenin üzerine havlu kağıt seriyorum. Üzerine tencerenin kapağını kapatıyorum ve 10 dakika demlendiriyorum, dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda pirinç pilavım servise hazır. Şahane, harika. Tane tane pirinç pilavı oldu. Özellikle tavuk suyu ayrı bir lezzet kattı. Ama belirttiğim gibi eğer tavuk suyunuz yoksa benim ilave ettiğim tereyağı miktarını siz arttırın. Çünkü tereyağı pilavınıza lezzet verecektir. Eğer tavuk suyunuz yoksa. Pilavımı servis tabağına alıyorum size daha yakın göstermek için. Harika, tane tane bir pirinç pilavı oldu. Siz de verdiğim bilgilere, püf noktalarına uyarak tane tane harika bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Afiyet olsun.